Ramazan bayramına artık sayılı günler kaldı. İnsanlar tabi bayram alışverişiyle esnafın, zanaatkarın hareketleneceği günleri bekliyor. Tabi mevsimsel olarak da bildiğiniz üzere artık bahar mevsimi. Dolayısıyla insanlar bir taraftan evlerini bahar temizliği vesaire, diğer taraftan da 415 meslek dalıyla ilgili alışverişlere yöneliyorlar. Dolayısıyla çocuklarına ayakkabı, bayramlık hediyeler vesaireler. Bildiğiniz üzere bayramın bu sene herhalde turizmle değil de daha çok evde kalmak suretiyle veya yaşadıkları şehirde kalmak suretiyle esnafa daha çok yararlanacağını hesap ediyoruz. 30 milyar civarında böyle bir alışveriş miktarı belirliyoruz. Her bayram, her özel gün esnaf sanatçı açısından hep olumlu. Tabii bu yıl deprem felaketiyle birlikte işler hayli düştü. Tabii bu netice itibariyle 11 ilimizi kapsıyordu ama 5 tanesinde hakikaten hayatı yok etti oradaki çalışan esnaf ve zanaatçı. Dolayısıyla diğer şehirlerde bir canlılık belirtisi yavaş yavaş başladı. Orada da tabii çarşılar vesaireler kurulmak üzere. Dolayısıyla insanları motivize etmek için bir an evvel bu çarşıların da faaliyete geçmesiyle esnaflar daha rahat edecek. Yapılan tabii devletten destekler vesaireler, bu konutlar, konutların temelleriyle falan umutlanıyorlar. Ama büyük şehirlerde tahmin ediyorum ki bu yıl istenilen işi yapacak esnaf. Ve burada kuaföründen ayakkabıcısına, konfeksiyoncusundan çiçekçisine, tatlı satan baklavacısından pastacısına, işte kasabından manavına herkes bir hazırlık içerisinde. Fiyatlar biraz yüksek seyrediyor. İnsanların alım gücü biraz düşse de bayramda biraz daha fedakarlık etmek suretiyle bu alışverişlerini yapacaklar. Dolayısıyla ekonomi büyük bir ivme kazanacak. Diğer taraftan bildiğiniz üzere bu arada da tabii, bu özel günlerde de korsan satıcılar, insan sağlığını hiçe sayan merdiven altı üretimler de boy göstermeye başlıyor. Burada tabii otokontrolü vatandaşlarımız yapacak. Yani artık cevizin, fıstığın, fındığın fiyatını biliyor. Baklavanın veya tatlının, yağın fiyatını, unun, şekerin fiyatını. Böyle çok ucuzmuş gibi görünen bu merdiven altı, dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden ürünlerden kaçınması lazım. Tabii bu sadece temel gıda maddeleri için söylemiyorum. Aynı şekilde konfeksiyonda da bu tür ürünlerin piyasaya sürüldüğü fırsat günleri sayılıyor. Vatandaşımızın biraz daha dikkatli, daha tanıdığı, esnaf ve zanaatkarlarının olduğu bölgelerden alışveriş etmeleri kendi menfaatleri olacak. Dolayısıyla buradan ben herkesin bayramlarını kutluyorum. İnşallah Ramazan bayramı bu acılı günlerin üstesinden gelecek. Yaptıkları iş ve bereketli Ramazan ayının inşallah semeresini bu bayram vesilesiyle de esnaf görecek. Bu durumda da vatandaşın dikkat edecekleri hususları da açıkladık. İnşallah ki temennimiz gerçekleşir.